Romantik satranç döneminin kralı Adolf Andersen, Murphy ile karşılaştıktan sonra büyük olasılıkla ki sözleriyle de ifade ediyor, inanılmaz bir güçle mücadele ettiğinin farkına vardı. Zaten sonuçlar da bunu gösteriyor. Yani karşısındaki oyuncu çok daha farklı bir anlayışla oynuyordu ve onun döneminin anlayışı o rakibe karşı yani Murphy'ye karşı sökmüyordu. Peki sonrasında ne oldu? İster istemez oyuncular Murphy'nin oyun tarzına bakarak onlar da anlayışlarını geliştirdiler. Konumsal oyuna giriş yaptılar. Yani konumsal oyun hamle hamle değil ama uzun vadeli düşünmek. Bu oyunda Andersen de bu tarzda oynuyor. Rakibi ünlü, ünlü Paulsen. E4 oynuyor. E5, at F3. Yani bakın şah gambitleri gitmiş. D6, D4 uygun şartlarda merkeze piyon getirmek. E alır D4'e, vezir alır D4. Murphy de Harvest'e karşı böyle oynamıştı. At C6, veziri merkezi kareden uzaklaştırmamak için fil B5, fil D diye filden vazgeçiyoruz. Fil C6, fil C6. İsabetli bir fikir çünkü D4'teki vezir G diye basıyor, A diye basıyor. Kaleyi ve fili savunmaya bağlıyor. Tipik Murphy'nin yaklaşımı ve dahası şimdi fil G5 oynuyor. Bu hamleyi yine Murphy yapmıştı Harvitz'e karşı. Rakibi karar vermeye zorluyor. O oyunda Harvitz F6 yapıp Şahkanın zayıflatmıştı. Ama doğrusu at F6. Evet burada hesaplanması gereken bir hamle var. Fil alır F6'ya ne olacak? Rakibin piyonları duble ama bunun karşında açık hattı var. F5 gibi bir hamle olabilir filin önünü açmak için. Dolayısıyla her ne kadar rakibi, rakibin piyon yapısı bozuluyor olsa da bu değişime girilmemeli ki... Andersen önerildiği gibi veya ilk kez kendini oynadığı gibi bilmiyorum at C3 oynamış gelişime devam etmiş. Fil e 7ye burada kısa rok atabilir ama o romantik dönemin komletif oyuncusu Andersen'in içinde hala muhakkak şaha saldırı konusunda bir arzu var. Uzun rok atıyor ters kanatlara rok atıyor bu keskin bir oyunun e, habercisidir çünkü beyazlar şah kanındaki piyonlarını rahatlıkla sürebilecektir. Paulsen de rok ok atıyor. Kale Aş Ebir. Bakın yalnız merkezileşme. Yani burada şah kanında... paldır küldür piyonları sürmek yok. Aynen günümüzde oynandığı gibi. Yani e, günümüzde bir büyük ustayı koysanız bu şekilde oynardı. Kale E8. Şah B1. Bu hamle için de geçerli. Sicilya savunmasında bu tür güvenlik hamleleri ne olur ne olmaz diye şahı B1'e gitmek Sıklıkla yapılan hamle neden yapılır? A2 piyonu boşta kalmasın. Buradan bir şah gelmesin diye. Aynen modern bir oyuncu gibi sene 1873. Fil D7 oynuyor. Şimdi burada niye fil D7 çekiyor? Acaba C5 mi sürecek? Yani C5, vezir A5. Sonra A6, B5 mi gelecek buralardan C5 sürdükten sonra? Yani dedik ya ters kanada rok atınca piyonlarla saldırmak tipik fikirdir. Poysen büyük olsa bunu hazırlıyor ama burada görmediği bir hamle var. Fil D7 hamlesi rakibe fırsat veriyor. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Düşündüyseniz hamleyi gösteriyorum. Hamle fil alır F6. Yani bir anda rakibi mat falan etmiyoruz. Ama oyunda üstünlüğü getiren bu tür hamlelerdir. Hesabınızı yapmalısınız. Normalde fil de atı iyi bir sebep olmadan değişmemeli. Hele hele burada olduğu gibi fil uzun çapraza tempo ile geliyorsa ama sorun şu burada e sürüşü var. Beyazlar yani Andersen ne kadar güzel merkezleşmişti. Tüm taşları merkezde ve merkez stratejisi çok önemli. Modern bir satranççı gibi Andersen merkezden geliyor. Şimdi e5'i alamaz. Çünkü at alır e5, kale e5, kale e5 d alır e5'ten sonra fil boşta. Yani işin püf noktası bu. e fil e'di dönmek zorunda. Ve şimdi at D5'e çok kuvvetli bir şekilde geliyor. Fil F8 kaçıyor. Şimdi E alır D6. Diyeceksiniz ki fil alır D6 yok mu bu durumda? Merkezde piyonlar gitti. İki kanatta piyonlar var. Fil çiftine karşı at çifti. Yo, Yani stratejiyi taktikle beslemek lazım. Burada at alır C7 hamlesi var. Çünkü fil alır C7 yapınca D7 fili düşüyor. Piyon önde kalıyor. Kazanç konum. Yani bunu yaparken Andersen rakibin C alır D6 yapmak zorunda kaldığını görmüş. ya yani taktiği kullanarak muazzam bir konumsal üstünlük elde etti. O da nedir? D5 karesine yerleşmiş kuvvetli at. Bundan çok bahsediyoruz. Rakip piyonun kovalayamayacağı bir karede at konforlu bir şekilde oturuyor. Yani atları iyi kullanabilmek için bu tür merkezi kareler yaratmak önemli. Şimdi oyuna gelelim. Kale alır E8. Fil alır E8. Ve yine hamleye bakın. Andersen mükemmel oynuyor. At D2. Yani insan şunu düşünüyor. Tabii ki o muazzam kombinezonları ufkumuzu açıyor, ilham veriyor ama satrancı hayatını vermiş bir insan bu. Yani bu konumsal oyunları bu şekilde oynaması da hayranlık uyandırıcı. Yani taktik anlayışıyla, muazzam taktik anlayışıyla konumsal anlayışını birleştirdiği anlar üstelik yaşı ilerlemiş vaziyette. At D2, fil C6, at E4. Atların mükemmel merkezleştirilmesi. F5 ile kovalıyor atı ama at c 3 ve burada oluşturduğu bağ atlarla bağ çok ama çok kuvvetli. Siyahlar fillerin hayrını göremiyor. Vezir D7. A3. Ya şu hamlenin güzelliğine bakın. Ya tam öyle muazzam bir hamle değil ama tipik modern satranççı gibi ne olur ne olmaz diye bir hava deliği açıyor. Çünkü rakibin e, konumunu geliştirme imkanı yok. Yani bir anda 100 yıl, 200 yıl ileri gitti Andersen. 200 demeyelim de 100 yıl, 150 yıl. Vezir de oynamış. Şimdi H3. A6. Ne demiştik? Ters kanada rok atınca piyon fırtınası. Piyonlarla saldırı. Neden? Piyonlar önden ilerleyecek. Rakip piyonları değişerek konumu açacak. Gedikler oluşturacak rakip kampta. kampta Ve son darbeyi de aletler vuracak. G4'e kale E8 gelmiş. Şimdi dikkat. F4 oynuyor. Böyle boğmaya devam ediyor Andersen. Yani burada G alır F5 pat diye ben G hattını açayım desiniz. Yani dikkatsiz davransanız kale E5 oynuyor siyahlar ve D5'teki kuvvetli atı söküyor. O yüzden saldıracağım diye paldır küldür konumu açılmak lazım. F4 oynuyor. Kale E6. G5. Şimdi kapattı diyorsunuz ama hala açma imkanı var. B5 yapıyor siyahlar, H4. Kale E8. Şimdi vezir D3. Şimdi beyazlar şunu planlıyor. Burada H5 G6 veya H5 H6 yapmak G6 sürünce at F6 çatal var veya şah çekecek. Çatal olmasa bile yıkıcı bir açarak şah gelecek. İşte bunun için vezir D3 oynuyor. Burada fikir kalebe 8 oynayınca H5 oynamak, vezir alır H5 yaparsa F5'i almak. Vezirleri değiştirelim derse e, örneğin vezir G4 gidip tekrar F5 G6 fikri var. Yani devam eden bir atak var. Şimdi H5'e siyah A5 sürmüş. O da kurcalıyor buradan B4 ile. Yine burada mükemmel bir savunma hamlesi. B4. Ya Şah'ın önünü açıyor ama rakibin B4 sürüşünü engelliyor. Dahası A alır B4. A alır B4'ten sonra bakın Murphy tarzında B5'e yükleniyor. Atla yükleniyor. Fil kale savunmaya bağlı. Vezir F5'e yükleniyor. Vezir savunmaya bağlı. F8'deki fil sefil. Zavallı fil. Vezir alır H5 yapıyor mecburen. Vezir F5. Vezir F7. E, Vezir D3. Yani saldırırken de Andersen bir zahmet. Vezir değişmez değil mi? Fil D7, at E4 atların dansı başlıyor. Zaten çoktandır vardı da şimdi daha da etkili olacak. Vezir F5, kale H1. Kale E8, evet. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Burada güzel şeyler oluyor. Düşündüyseniz gösteriyorum. At E F6 şah. Neler oluyor? Birincisi şah yani Şah kaçarsa şah 8 bu berbat bir hamle tabii. Böyle mat var. Çatal attığı için çatal attığı için alınmalı G alır F6. At F6. Şah 8'e şah kenara giderse yine mat var h7'den. söylemeye gerek yok. Şah F7 yapıyor. Diyor ki ben kaleyi vereceğim ama iki at alacağım. Kale alır H7, fil G7 savundum diye umut ediyor ama Andersen'den kaçmaz. Andersen yaşlanmış ama hala bunları çok iyi görebilecek durumda. Kale alır G düğünlem, şah G diye at alır E8. Fil alamaz çünkü vezir boşta. Şah F8, vezir alır F5, e, fil F5, at D6 ve sonrasında iki tane geçer piyonuyla kazanacak. Evet bu şekilde yavaş yavaş kader ağlarını örüyor. Buradan bir at fedası F7 yani onu da saptırdı. F7 ve vezir çıkışı çağırıyor. Burada Polsen terk etmiş. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.